Pekala Rıza Hocam, kalp çarpıntısı nedir? Nedenleri nelerdir? Kalp çarpıntısı aslında çarpıntı subjektif bir grubudur. Yani kişi normal atıyorsa bile bazen onu çarpıntı olarak algılayabilir. Ve çarpıntı hakikaten çok sık bir şikayet. Yani bize hani polikliniğe falan gelen hastalar, özellikle kardiyolojiye ya da kalp damacasına, kalp muayenesine gelen hastaların en büyük şikayetlerden bir tanesi çarpıntı. Çarpıntım var, çarpıntım var. Ama bakıyorsunuz bunların çoğu masum çarpıntılar. Yani çoğunun altında çok ciddi problem yok. İşte dedim ki stresli kişiler, heyecanlı kişiler, spor yapmayan kişiler, kansız kalan kişiler, tiroidi çok çalışan kişiler. Yani bu kalp dışı sebeplerden de çarpıntı olabilir. Tabi burada çarpıntının mahiyeti önemli. Burada işte EKG ve işte Holter'le bakıp ne tür bir çarpıntı ona bakmak lazım. İşte supraventriküler taşikardi mi, atrial fibrilasyon mu, ventriküler fibrilasyon mu ya da işte ventriküler fibrilasyon olmaz zaten, ventriküler taşikardi mi. Yani bunların çok sebepleri var. Ya da ekstrasistol dediğimiz karbon erken vuruları mı, bunları bir tespit etmek lazım. Burada ventriküler taşikardi dediğimiz dışındakiler genelde hani çok öldürücü değil, çok hani panik olmaya gerek yok çoğunda. En sık gördüğümüz sebep bu çarpıntılarda erken vurular. Kalp gide gide vurur, erken vurur, bir o anda bir his olur, işte orada bir şey pırpır etti der, kısa süreli. Bu çok yaygın bir bulgudur. Genelde altta yatan bir problem yoktur, kalbin normaldir. Bu kalbin ileti sisteminin ilgili bir problemdir ve çoğunlukla da tedaviye gerek duymaz. Bazen de işte supraventriküler taşikardi dediğimiz böyle 180-200'lere çıkaran, böyle kısa süren, işte yarım saat, 10 dakika süren çarpıntı tipleri var. Eğer bunlar çok sık olur ise, önce ilaçla kontrol altına almaya çalışır, olmaz ise ablasyon dediğimiz yöntemlerle, kateter, yani anjiyo gibi kateter yöntemiyle, kalbin o elektrik sistemini bozan yerleri yakarak ya da dondurarak onu düzeltmeye çalışabiliyoruz. Ama bunlar dediğim gibi çok hani panik olacak, çok öldümcül hastalıklar değil. Yani bize gelen hastaların çoğunda işte biz EKG'sini çekiyoruz, ekosunu yapıyoruz. Bu tür hastalara muhakkak bir kere bir eko yapmak lazım. Kalpte bir problem var mı? Kapaklarda problem var mı? Kalpte büyüme var mı? Kalp kasında doğuştan gelen problemler var mı? Hipertrofi kardiyomiyopati dediğimiz durumlar bazen önemli olabilir. Yani bu tür çarpıntı şikayeti olan kişiler muhakkak bir kardiyoloğa gidip bir eko yaptırması lazım. Yani önce kalbi şey yapmak lazım, garanti almak lazım. Kalpte bir problem var mı? İşte kapaklar iyi, her şey iyi. O zaman çok korkmaya gerek yok. Başka sebepler araştırmak lazım. Kansızlık var mı? Demir eksikliği anemisi. Çok Türkiye'de çok kansızlık yaygın. Kansızlık da kalpte var. Tabii, tabii, tabii. Yani şöyle oluyor, çarpıntı sebep oluyor. Çünkü demir eksikliği olanlarda, kansız olanlarda eritrosit dediğimiz, alyuvar dediğimiz hücreler, oksijeni dokulara hücreler onlar taşıyor. Sen ne kadar iyi oksijen alırsan al ama hücreler az olduğu için ve o hemoglobin değeri dediğimiz yani bu demirden oluşan eritrosit içindeki madde az olduğu zaman oksijen taşıması azalıyor. O zaman yediklerimiz oksijen yeterince gidemiyor yani. Dokulara gidemiyor ve bu da çarpıntının ve halsizliğin gibi çok daha başka sebepleri de şikayetleri de oluyor. O zaman hocam burada aldığımız gıdalara da dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii gıdalar sadece önemli. İşte mesela etten falan uzak kalmamak lazım. Et yemek lazım. Yani özellikle kırmızı et, yumurta, bütün sebzelerden, baklagillerden yemek lazım. Ve çay içimini özellikle işte yemekten böyle 2 saat sonra falan ertelemek lazım. Çünkü çay hakikaten demir emilimini azaltan önemli sebeplerden faktörler. Çok önemli, çay içmeyeceğiz. Yani 2 saat geçsin en az. Yemekle beraber içmeyin yani. Özellikle çabak kahvaltılarında falan işte genelde öyle oluyor. O iyi bir yöntem değil yani. 2 saat geçtikten sonra içmek lazım çayı. Yani demir eksikliği önemli bir sebep. Bir de hipertiroidi. Yani tiroid bezinin çok çalışması. Bu da bu atrial fibrilasyonu ve çarpıntıların en büyük sebeplerinden bir tanesi. Onu muhakkak çarpıntısı olan kişilerde muhakkak ona da bakmak lazım. Tiroidleri çalışıyor mu, az mı çalışıyor, çok mu çalışıyor, kan tahlillerini ya da ultrasonla ona bakmak lazım. Tiroid bezleri neden
neden hızlı çalışır ya da yavaş çalışır hocam? İşte o da çok sebebi var tabii. Özellikle işte iot eksikliği Türkiye'de çok yaygın. Hashimoto tiroidi dediğimiz ya da tiroidit dediğimiz tiroidin iltihaplanması gibi sebeplerden dolayı çok yaygındır Türkiye'de. Onun için biz tuzlarımıza iot ilave ederiz. Yani iot eksikliği olmasın diye. İotlu tuz. İotlu tuz tabii. Önemlidir yani. Önemlidir. İot eksikliği çok yaygın bir problem. Buna bağlı olarak da tiroid bezlerinde problemler olabilir ve az çalışıyor olabilir ya da çok çalışıyor olabilir. Özellikle çok çalıştığı zaman çarpıntının sebebi olur. Az çalıştığı zaman da daha farklı sebeplere, problemlere sebep olabilir. Önemli bir organdır. Muhakkak işte rutin kontrollerde falan tiroidlere de baktırmak lazım.